tükendiği o en karanlık zamanlarda yepyeni bir umuda ses olan, söz olan, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Hep beraber Türkiye'yiz, biz hep birlikte çok güzeliz diyen ikinci yüzyılın yeni lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç, dinamik, çalışkan genel başkanı Sayın Özgür Özel. Ne kadar güzelsiniz. Bu güzel pazar gününde ailesinden ayrı ya da ailesini de alarak Türkiye'nin en büyük ailesiyle birlikte gününü bu meydanda geçiren Keşanlılar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kurultay'da çıktım ve ilk olarak ne dedim? Birisi uyandı bugün Keşan'da. Keşan ilçe başkanlığında kurultay günü sabah kalkıp çayı demleyen kimdi? Kim? Sen miydin? Sabah kalkmış kurultay günü Keşan ilçe başkanlığında başkanlığı açmış, çayı koymuş, televizyonu açmış ve demiş ki bizimkiler varmıştır. Birazdan buradakiler de gelir, birlikte izleriz. O gün ilçe başkanınız da 34 yaşında ilçe başkanınız kurultay salonunda sizin adınıza görev yapıyordu. Türkiye'nin dört bir yanında, baba ocağında, baba evinde, her sabah kalkıp çayı koyanların, çorbayı kaynatanların, bacayı tüttürenlerin hepsine bu sefer de Keşan'dan selam olsun bütün Türkiye'ye. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar, sonra ileride kimi bizim gibi, sizin gibi baba evinde kalır, kimi başka yere gider, kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur, kimi büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, zorda kalırsam, baba ocağının çayı kaynamaktadır, çorbası sıcaktır, bacası tütmektedir. Şimdi gün o gündür, kim ki dara düşmüştür, baba evinin kapıları ardına kadar açıktır. Buyursunlar gelsinler. Baba evine gelene nereden geldin demeyiz. Niye şimdiye kadar gelmedin demeyiz. Bugüne kadar neredeydin, bak sen gittin, memlekete neler ettirdin demeyiz. Zira gelen herkes baba evinde yeri vardır. Çünkü baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne bendedir, ne önceki genel başkanımız Kemal Bey'dedir. Ne Ecevit'te vardı, ne rahmetli İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.
Trakya'da olmaktan, Edirne'de olmaktan çok mutluyum. Anneannemin memleketi Selanik'e, dedemin memleketi Üsküp'e yakın olmaktan çok mutluyum. Meşe ile çam ormanlarının omuz omuza Ege Denizi ile kavuştuğu Keşan'dayız. Erikli plajının Sait Faik Abasıyanık koyunun olduğu güzel Keşan'dayız. Çok önemli bir tarım kenti olan Keşan'dayız. Ama görüyoruz ki her tarafta ellerindeki dövizlerle herkes çeşitli sıkıntıları dile getiriyor. Özellikle çiftçilerin derdi boyunu aşmış durumda. Bugün Edirne'deyiz. Edirne'de Türkiye'nin 5. ili baştan sıralamada. Keşke en iyi noktalarda baştan 5. olsaydı. Tarım alanları ipotek edilmiş, en çok ipotek edilen 5. il. Burada her 4 tapudan bir tanesi bankalar tarafından ipotek edilmiş ve ödenmesi sıkıntıdaki tarım kredileri yüzünden elden çıkmak üzere. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yapmış olduğu çalışmaya göre bu sene Türkiye'de tarladan markete ürün fiyatlarında ortalama %69'luk bir artış var. 2023 yılında tarım Türkiye'de küçülen tek sektör. 2020'de de küçüldü, 21'de de küçüldü, 23'te de küçülen tek sektör. Ha Türkiye büyüyor mu? Çok büyük bir kriz yaşadığı için bu sene %4 büyüyor diye övünüyorlar ama bu sene bile tarım sektörü büyümüyor, küçülüyor. Öyle olunca çiftçi büyük bir borç batağının içinde. Sadece geçen seneye göre bu sene çiftçinin bankalara olan borcu %88 artmış durumda. Diğer taraftan üretim maliyetleri 2 ila 3 kat arasında artmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan en son o istediğinde 28 Mayıs 2023 günü bundan 10 ay önce daha 9 ay önce 10 ay önce o istediğinde o gün mazot 19 liraydı. Bugün mazot 42 lira. %106 mazot girdisi artmış durumda. Tarım yasasına göre hükümetin gayri safi milli hasılanın milli gelirin %1'ini teşvik olarak çiftçilere dağıtması gerekiyor. O parayı dağıttığı takdirde ödemesi gereken tutar 263 milyar lira. 263 milyar lira. Ama o bu sene 85 milyar lira teşvik ödedi. Yani aradaki 178 milyar TL çiftçiye verilecekken verilmedi. Peki nereye verildi? Kur korumalı mevduat var ya, zenginlere sen paranı döviz yapma, TL'de tut, faizi al cebine koy, dolar yükselirse zararı biz karşılarız demişlerdi. Kim? Keşanlılar, Edirneliler, çiftçiler, esnaflar, memurlar, emekliler, hatta işsizler. Hepimizin hazinesinden parasına para katmak isteyenlere 152 milyar sadece hazineden. Bir de bunun Merkez Bankası var. 152 milyar TL'yi buldular. Ya da otoyolları, köprüleri yapan müteahhitler var. Geçiş garantisi var. Geçse de para verelim, geçmese de para verelim diyorlar. Onlara ödeyecek parayı da buldular. Onlara da 162 milyar lira para ödediler ama çiftçinin 178 milyar lirasını iç ettiler. Bu şartlar altında tarımın çökmesi,
çiftçinin tükenmesi, ipotekteki tarlaların, deniz bankların, finans bankların, Yunan bankalarının, Yunan sermayeli bankaların, İsrail sermayeli bankaların ellerine geçmesi işin olağan akışı gibi oldu artık. Bu memlekette bir metrekare toprak vermemek için Çanakkale'de yüz binler şehit oldu ama Edirne'nin dörtte birini Yunan Bankası tek kurşun atmadan, tek asker yollamadan, hiçbir emek harcamadan Edirnelilerin elinden almak üzere. Biz bu istilaya, bu işbirliğine, çiftçimizi bu kadar mağdur edilmesine isyan ediyoruz. Bunun hesabını Recep Tayyip Erdoğan'dan sandıkta soracağız. Bakın, pazarda yangın var, cüzdanda yangın var, mutfakta yangın var. Bak bu kardeşim, genç kardeşim, döndür o tarafa televizyon görsün. Bu yangın diyor, üflemekle sönmez, sandıkta söner yazmış. Bak çek çek yolla oraya, göster. Genç kardeşim diyor ki, bu yangın üflemekle sönmez, sandıkta söner. Sandıkta bu yangını söndürecek miyiz? Başka çaresi yok. Bakın, Edirne emeklisi de çok olan bir kent. Şimdi siz de inanamayacaksınız. Başkanlarım bakın, milletvekillerim. Emekliler bir el kaldırsın. %80, %70 emekli. Ve çok önemli bir kısmı en düşük emekli maaşını alıyor. Kaç para? 10. Bak herkes biliyor aldığını. 10. 10 bin lira veriyorlar. Bu en düşük emekli maaşı ilk çıktığında, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira, yani kaba taslak hesapla bugün 26 bin lira olması gerekirdi. Oysa %60'ına indi. 0,59, 10 bin lira veriyor. Geçen sene 7500'dü. Enflasyon %120 ama emekliye zam %33, oldu 10 bin lira. 3 Kasım 2002'de Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı kuyumcuda 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu bütün emeklilere anlatın. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani toplam 5,5 çeyrek altın emeklinin cebinden Tayyip Erdoğan tarafından çalınmıştır. Bütün emekliler bunu bilsin. Şimdi emekliler bayramda ikramiye alıyorlar değil mi? Bir de onun bir hesabı var. Onu da şöyle söyleyeyim. 2015'te biz söyledik bunu. Olmaz dediler. 7 Haziran seçimlerini kaybedince 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Ta 2018 seçimlerine kadar ödemediler. 2018'de 1000 lira verdiler emekliye değil mi? 1000 lira. O gün beğenmedik. Asgari ücret olmalıdır dedik. O 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün 3000 lira veriyor. 5 yapacağım demişti. 3 veriyor. 3000 lira tam 6 kilo. Tam bile değil. 6 kilo dana kıyma alıyor. Yani sadece 2018'den bugüne 5-6 yılda 24 kilo kıymadan 16 kilosu Ramazan'dan önce iftar sofralarından, sahur sofralarından 16 kilo kıyma eksilmiştir. Bayram sofrasından 16 kilo kıyma çalınmıştır. Emeklinin buzdolabından, emeklinin kursağından,
evladının, çocuğunun sofrasından 18 kilo kıymayı çaldı bunlar. Bunun hesabını soracağız 31 Mart'ta. Bakın, her şehirde ekonomi konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor, görüyorsunuz. Her gün bir iftira, bir hakaret dönüyor. Her mala zam 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 yapıyor. Dönüyor bize dem 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 deyip kavga etmeye çalışıyor. Dünya kadar yalan, dünya kadar iftira, ama ona söyledim. Çok istiyorsan seninle kavga edeceğim dedim. Onunla kavga edeceğim. Ama kimlik siyaseti üzerinden değil, onun belirlediği çatışma alanlarından değil. Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Sonuna kadar. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz. Her şehirde başka bir hesap yapıyorum. Bakın, burada da şunu söyleyeyim. Bugün Ramazan geliyor. Zeytinyağsız sofra olmaz. Geçen sene 126 lira zeytinyağının litresi. Bu sene 342 lira. Geçen seneki emekli maaşıyla 60 litre alınıyordu. Bu sene 29 litre alınıyor. Yarısı bile değil. Ramazan sofrası pirinçsiz, pilavsız olmaz. 37 liralık pirinç 65 lira oldu. Geçen sene emekli maaşı 202 kilo pirinç alıyordu. Bu sene 153. Yani geçen seneki maaşla pirinçteki düşük artışa rağmen 4 çuval pirinç alırken bu sene 3 çuval pirinç alabiliyorsun. Geçen seneki hesapla 60 litre yağ alırken bu sene 29 litre yağ alabiliyorsun. Bunların tamamının hesabını hep beraber 31 Mart'ta sandıkta soracağız. Emeklilerle beraber, çiftçilerle beraber. Tabii Edirne'deyiz. Edirne'de belediye başkanlarımız var. 16 belediyenin 8'i bizde. 7 başkanımızı biraz önce burada olanları alkışladınız. Enes'in, Meriç'in, Süloğlu'nun, Uzunköprü'nün, Beğendiğin, Küplü'nün ve Kırcasalı'nın belediye başkan adaylarını yeniden aday gösterdik. Recep Başkan aday olmadı, ön seçime girmedi. Orada ön seçimden çıkan abimiz rahatsızlandı. Filiz Hanım'a aday gösterdik. Ama esas burada ne yapacağız? Burada bir şarkı yarım kaldı. Bir hikaye yarım kaldı. Keşan onu çok özledi. Mehmet Özcan'ı getireceğiz. Bu seçimi alacağız. Mehmet Başkan hepinizin sevgilisi. Kendisi 2004'ten 2019'a kadar bu Keşan'a hizmet etti. İşte bu parkta, işte bu meydanda, Keşan'ın her karış toprağında izi var, emeği var. Sandık buldu mu? Sandığı kaçırmazlarsa, sandığı buldu mu? Sandığa giriyor, birinci çıkıyor. Yine çıktı. Hep beraber. Bu sefer 31 Mart'ta rekor oyla doktorsuz kaldı. Keşan hastalandı. Keşan'ı iyileştirmeye geliyor. Biz Mehmet Başkan'a güveniyoruz. Onu seviyor musunuz? Ona inanıyor musunuz? Onu bu seçimde yeniden Keşan Belediye Başkanı yapacak mısınız? Keşan'a helal olsun, başkanıma hayırlı olsun. Hepinizi seviyoruz. Sağ olun, var olun. Beğendik belediye başkanımız Muhammed Örnek.
Gel başkanım. Çok başarılı, genç, çalışkan. Beğendik, onu seviyor. Biz de onu çok beğendik, yine aday yaptık. Sağ olsun, var olsun. Bir de yeni muhacir var, yeni muhacir. Bak şimdi, ben de muhacirim, bu da muhacir. Yeni muhacirde bir yanlışlık var. Yeni muhacirde çok muhacir var. Belediye AKP'de. AK Parti muhacirleri sevmez ki. AK Parti muhacirleri sevmez. Selaniklileri sevmez. Ama bu yeni muhacire, bu genç kardeşim 39 yaşında, değil mi Tamer? Evet başkanım. Tamer'i aday yaptık. Yeni muhacire alacağız inşallah. Tamer uzman jandarma, bütün Türkiye'de vatanı milleti için çalıştı. Sonra geldi, belediyesinde memur olarak çalışıyor 8 senedir. Bu sefer ya bu belediyeyi ben yönetemez miyim dedi. Neden bir jandarma olmasın? Neden belediyede çalışan bir kardeşimiz orayı yönetmesin? Aday gösterdik. 1 Nisan'ın belediye başkanı inşallah. Şimdi hepsinin birden hep beraber ellerini kaldıracağız ama kaldırmadan önce şunu söyleyeyim. Karşımızda korkuyu, karşımızda öfkeyi, karşımızda kaygıyı örgütlemeye çalışan bir iktidar var. Yalana sarılmış. AK Parti, MHP birbirine sarılmış. Her geçen gün birbirine benziyor. Küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. Bize neyse size kötü söz söylüyorlar. Ağızlarına geleni söylüyorlar. Ama bir de birbirlerine sarılmak yetmez. Gitmişler Hizbullah'ın avukatlarına, domuz bağcılara, kadınları sokak hayvanları gibi, bekar kadınları sahiplendirmek lazım diyenlere, Hüdaparcılara sarılmışlar. Edirne, Keşan, bu aydınlık, çağdaş insanlar bunu görsünler. Bir tarafta korkunun ittifakı var, bir tarafta umudun ittifakı var. Bizim ittifakımızda elbette aslan sosyal demokratlar var. Ama yalnız değiliz. Milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan ya da gönlünde güneş olan, gözü pırıl pırıl olan milliyetçi demokratlar var. Muhafazakar demokratlar var. Haramdan ve yalandan korkan, bunların yaptıklarına akıl sır erdiremeyen samimi muhafazakar demokratlar var. Biz Keşan'da da, Edirne'de de, Türkiye'de de onlarla birlikteyiz. Kürt Türk ayırmıyoruz. Laz Çerkez ayırmıyoruz. Doğuda doğmuş, batıda doğmuş, kuzeyde doğmuş, güneyde doğmuş ayırmıyoruz. Baktığımız tek şey yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi varsa omuz omuzayız, kol kolayız. Ve bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'nın koyu gri yağmur bulutu rengine karşı, bizim ittifakımızın renkleri kırmızıyla beyaz. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor ve Cumhur İttifakı'nın karşısında seçimleri Türkiye İttifakı alıyor. Biz alıyoruz, biz kazanıyoruz. Türkiye İttifakı'na inanıyor musunuz? Renklerini biliyor musunuz? Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Mehmet Özcan başkanımı size emanet ediyorum, Keşan'ı size emanet ediyorum. Keşan'dan Mehmet Özcan başkanım için rekor bir dönüş, rekor bir oy bekliyorum. Rekor bir oy. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.